Merhaba, ben Müjde Elmas. Petrol Ofisi'nin katkılarıyla sunduğumuz Futbolun Kraliçelerine hoş geldiniz. Bugün Kalenin Kraliçesi Ezgi Çağlar bizimle. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler Müjde. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir dönemde seni yakaladık. Güzel gidiyor. Tam gaz çalışmalara devam. İnşallah hedefimiz şampiyonluk. Bunun için de takım olarak birlik beraberlik içinde. Sezon sonuna kadar çalışmaya devam. Hadi bakalım, harika. Şimdi birazcık şey yapacağız biz seninle. Günümüzden geçmişe gideceğiz. Nasıl başladı bu futbol aşkı? İlk olarak onunla girmek istiyorum. Ben sokaklarda başladım. Erkeklerle maç yapıyordum sürekli. Erkeklerle maç evet, yapıyordum. Evet, erkeklerle büyüdüm. Benim ikiz erkek kardeşim var. Ondan çok bütün maçlara ben davet ediliyordum. Ben gidiyordum hep. Tabii benim her zaman hayalim oyunculuktu. Ama nedense hep kaleye geçiriliyordu. Kaleci olarak devam ettim her zaman. Bu şekilde başladı. Daha sonra ortaokulda öğretmenim keşfetti. İyi oynadığımı keşfetti. Ne güzel. Bu süreçte tekrar oyunculuğa geri döndüm. Sol ayağım çünkü. Türkiye'de sol ayak çok az bulunduğu evet. için. Sol açık olarak devam ettim. Sonra okulda başarılarım oldu. Dünya üçüncüsü oldum. Liseler arası maçlarda dünya üçüncülüğüm oldu. Orada bir patlama yaşadım. Daha sonra milli takıma davet edildim derken futbol kariyerime zirvesini yakaladım orada. Peki erkek kardeşlerin ne dedi bu konuda? Onlardan iyi futbol oynuyordun sanırım. Yani erkek kardeşimde biz daha çok ben oynayacağım kavgası yapıyorduk yani. Beni çağırıyorlardı, onu çağırmıyorlardı. O bu konuda evde çok büyük gerginlikler oluyordu. Aile tepkisi nasıl oldu? Ben futbolcu olmak istiyorum işte böyle çok seviyorum falan dediğinde. O zamanlarda çok yaygın değildi çünkü Türkiye'de. Ben çok problem yaşamadım. Şöyle annem bacaklarım çarpık olacak diye çok tedirgindi. Evet, annemin en çok tedirgin olduğu konu zaten fiziğimin bozulacak olmasıydı. Çevresinden de öyle duyuyordu, arkadaşlarıyla evet. öyle konuşuyordu. Babam tam destekçimdi. Onunla parkta boş bulduğum alanlarda kaleci antrenmanı yaptığım zamanları biliyorum. Ne güzel. Maçlara gelip o topu yumrukla Ezgi, tokatla Ezgi dediği zamanları biliyorum. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. İnşallah bütün kız çocukları da benim gibi fırsatı yakalar. İnşallah. Peki baban mesela destek olmuş, annen destek olmuş. Senin böyle çevrenden işte bu motivasyonu alma kaynağın sanırım ailen oldu. Başka bir motivasyon kaynağın oldu mu? Yok, olmadı. Yani her zaman küçüklüğümden beri kendi ayaklarımın üstünde durduğum için her zaman kendi hedeflerim doğru yani bu yolda ilerledim. Evet. En büyük gücüm kendim bence. Güzel bir mesaj oldu aslında. Gücü kendimde buldum diyorsun yani. Evet. Kaleciliğe nasıl başladın? Kaleciliğe ortaokul maçlarında bir sürü oyunda oynadım. Evet. Sonra şey dediler işte... maça başlamamıza 20 dakika falan kalmış. Ben küçükken çok hiperaktiftim. Bir anda kaleye geçtim. 2-3 top çıkardım. Hoca hemen Ezgi esame listesini değiştiriyoruz. İşte kadroyu seni kaleci olarak yazıyoruz dedi. Evet. İlk girdiğimde belli bir ücret ödeyerek bir kulüpte başladım. İzmirliyim ben. Ailem de İzmir'de yaşıyor. Sonra devamında bu şekilde kaleci olarak kaldım. Antrenmanlarda çok oyuna girme çabam vardı ama evet. hep kaleye itildim. Daha sonra milli takımda gittiğimde Küçük Metin diye lakabı Küçük Metin diye anılıyor. Beşiktaşlı. Küçük Metin benim milli takım kaleci antrenörümdü. Beni maçta izlemeye gelmiş, fiziğimi çok iyi bulmuş. Ben seni çok iyi bir kaleci yapacağım dedi. U17 milli takıma çağrıldı 2006 yılında. 1,5-2 yıllık eğitimden sonra zaten patlama yaşadım yani. Kalecilik tekniğini ilk milli takımda öğrendim. Çünkü şu anki süreç çok iyi ilerliyor. Evet. Benim zamanımda düzenli bir kaleci antrenörüm yoktu. İyi bir antrenörüm yoktu. Yani şu an altın çağını yaşıyor kadın futbolu. Altın çağını yaşıyor diyorsun. Evet, yani kesinlikle öyle. Yani o zaman peki mesela böyle senin hani çocukluğunla bugünü kıyasladığında böyle en büyük fark ne sence? Bir kere televizyonda çok yer alıyoruz artık. Evet. Bütün kanallarda, sosyal medyada çok yer alıyoruz. Sonrasında bizim Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi çok ses getirdi. Evet. Ondan sonra çok ses çıkarmaya başladık. Üç büyüklerin kurması çok büyük sebep oldu. Ben saha bulamadığım zamanları biliyorum. Öyle söyleyebilirim. Takımsız kaldığım zamanları, kendi paramla forma yaptırdığım zamanları biliyorum. Kendi paranla. Tabii ki de. Kendi paramızla forma yaptırdık. Gazeteye falan çıktık. İlk profesyonel kulübüm zaten bu şekilde başladı. Buca Spor bizi görüyor haber küpüründe. Daha sonra bizi takım halinde kulübe davet ediyorlar. Evet. Biz kadın futbol takımı kurmaya karar verdik dediler. O şekilde başladım ben. Kendi imkanlarınızı kurdunuz, sonra davet edildiniz. Takımımızın ismi de Yıldız Spor'du. Güzel ama tam şey. Yıldızlardan oluşan bir kadroydu. Ve ben o dönemlerde sürekli biz şampiyon oluyorduk. Küçük yıldızlarda, işte kendi ligimizde, bütün şeylerde, kategorilerde şampiyonluğumuz var takım olarak. Dünya üçüncülüğü dedin lise zamanı. O nasıl olmuştu? Şöyle, benim en unutulmaz anım ve ilk profesyonel kramponumu giydiğim anım.
Türk ilk krampımı kendi paramla almıştım. Biz Amerika'ya gittik. Amerika'da üçüncülük, dördüncülük maçına kaldık. Ben son dakika ufak da olsa bir hatamın olduğu bir gol yedim. Ve şey müdürüm şunu söyledi bana. İlk profesyonel kırmızı bir krampon almıştı bana. Markasını söylemeyeyim. tek söylediği kenardan bu kramponun hakkını vereceksin Ezgi dedi bana. Sonra ben 3 penaltı çıkardım. Verdim sadece yani o zaman erkek takımı da bizimle beraber gelmişti. Evet. Onlar elendi. Bütün takımın, bütün stadın benim üzerime koştuğunu hatırlıyorum. Oo, çok güzel. Evet, çok güzel bana benim için. Dünya evet, üçüncülük madalyasını da aldım. Şu an evimde en güzel köşede saklıyorum. Unutulmaz anlardan başlamışken Fenerbahçe ile unutulmaz bir anın var mı? Bu sezona dair de olabilir, öncesinden de olabilir. Ya geçen seneden unutulmaz anlarım ilk iki maçta iki penaltı çıkardım. Birinci maçta bir penaltı evet. çıkardım. İkinci maçta bir taraftarın çok ilgisini çekmişti. Ben zaten kaleci olarak penaltı çok severim. Evet. Penaltıdan çok iyi motive olabiliyorum öyle söyleyeyim. Evet. Bu çok ses getirdi. Karşı tarafın herhalde moralini bozmak. Bir tanesini Beşiktaş maçında çıkardım. Çevirebileceğimiz bir maçtı. Çünkü 2-1 evet. skorla çevirdim. Ama maç tabii mağlubiyetle bitti ama... İlk yani en büyük anım bu. İki penaltı çıkarmam bence. Süper. Krampon hakkını vermeye devam etmişsin o zaman. O krampon şu an şeyde. Evde en güzel köşede evet. Harika. Peki şimdi çok yoğun bir döneme girdiniz. Yoğun olacaksınız ve heyecanlı bir dönem başlıyor. Taraftarı buradan seslenecek olsan ne demek istersin? Ya şöyle. Ne kadar çok tribünler dolduğu takdirde ben o kadar kendimi o kadar güvende hissediyorum. Çünkü evet. taraftarı arkamda hissediyorum. Ben bütün taraftarı stadyuma bekliyorum yani. Hem deplasmanda hem de kendi evimizde iki maça da gelsinler. Çünkü bu maçın asla telafisi yok. Bu yüzden bu iki maçta yanımızda olsunlar lütfen. Şu anda peki böyle düşündüğümüz zaman geçmişte de olabilir aslında. İdolleştirdiğin böyle çok beğendiğin bir futbolcu var mı? Ya şöyle ben dün Fenerbahçe maçına gittim. Sahada şöyle baktığımda en küçükleri olmasına rağmen Arda'yı hayranlıkla izledim gerçekten. Çok mükemmel bir performans gösterdi. Evet. Ben size idol değil de geleceğin yıldızını söyleyebilirim. Harika. Peki devam ettiğimizde böyle bir hazırsan soruyorum kısmımız var. Hızlıca soruyoruz, hızlıca cevap alıyoruz. Peki. Sorabilir tamam. miyim? Sorabilirsin. Hazır mısın? Hazırım. En iyi golcü? Yaya. Ama uzun süre bir sakatlığı olduğu için bu arada çok performans sergileyemedi. Yoksa gol kraliçeliği kesinlikle Fenerbahçe'nin oyuncusu Yaya'daydı. Aa. Geçen sene doğdu zaten. Takımda en çok güldüren oyuncu? Üç isim sayabilirim. Üç tane en çok güldüren mi var? Evet yani en çok aslında benim güldüğüm diyeyim. Bana soruyorsunuz ya bize. Yaşam, Nazlı, ben. Üçümüz çok gülüyoruz. Ha, sen evet. kendini de sayıyorsun. Kendimi de sayıyorum. Kendim... Zaten size yakalandık. Doğru. Çok ama keyifli gerçekten de. Evet. Biz de dün birlikte olduğumuz için bayağı eğlenceli bir takım. Biz gülmeyi seviyoruz. Soyunma evet. odasında da öyle. Yani ben her zaman gülmeyi seviyorum. Eğlence insanıyım. İşimi eğlenceyle yapıyorum. Gülerek evet. yapıyorum. Severek yapıyorum. En güzeli o zaten. O enerji gerçekten evet. yansıyor. Peki enerji dedik. En enerjik oyuncu? Bence takımın en enerjik ve hiperaktif oyuncusu benim. Oo. Her yerdeyim. Doğru. Peki takım arkadaşlarına sorsak onlar da mı öyle derler? Bence söylerler diye düşünüyorum. Bu sene kadroyu birazcık genişlettik ama. Daha şey hareketliler var. Daha da hareketli hale geliyor evet. herkes birbirinden. Herhalde o enerjiyi alıyor. Ya, enerjiden kastım ben her yerdeyim. Evet. Sürekli sağda solda işte müzik dinlerim onu yaparım. Evet. İşte soyunma odasında her yerde hareketliyim. Evet. Bence o hissediliyor ama zaten. Peki en disiplinli böyle kendine en iyi bakan dediğimizde? Ben Buse'm diyorum. Çünkü Buse'm sabah akşam antrenman yapar. Gerçekten. Verseniz uykusundan bile alıp antrenmana verebilir. Oo. Beslenmesine gerçekten futbola aşık. Ben bir kişi daha bu kadar çok futbola seven birisini görmedim. Senin beslenmen nasıl? Ben çok dikkat ediyorum. Gerçekten? Evet. Yani gerçekten diyorum da ya beyninizde. Yani ben dikkat ediyorum. Tabii ki sağladığım süreçler oluyor. Kendime çok dikkat etmediğim süreçler evet. de oluyor ama genel anlamda dikkat ediyorum. Ya böyle şey yapıyorlar ya hani yok ben o kadar dikkat etmiyorum biraz. Yani bunalıma işte, girdiğim zamanlar dikkat etmiyorum. Bunalımda değilsem ediyorum. Harika o zaman inşallah hep moraller yüksek olur diyelim. Bu kadardı hızlı sorularımız. Çok hızlı olmadı ama. Teşekkür ederim çok güzeldi. Peki şimdi Türkiye'de işte kadın futbol dedik, dünyada kadın futbol dedik. Türkiye'de kadın futbolunun gelişimi için bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Ben şöyle söyleyeyim, kadın futbolunu geliştirecek ve ses getirecek bir şey söylemek gerekirse üç büyüklerden bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmesini isterdim. Tabii ki de bu biz olalım. Ben bunu isterdim ve derece getirilsin isterdim.
Umarız. Son 16'ya kalma, şampiyonluk. Olur. Tabii ki de hayal bunlar ama. Hayal. Hayaller gerçekleşmesi belki, için kuruluyor. Sizler hayal kurdunuz. Evet. Şimdi bence en büyük ses getirecek ve çünkü başarı her zaman ülkemiz tarafından dikkat çekiyor. Bence en çok ses getirecek şey büyük bir başarı. Umarız kadın futboluna en güzel yerlerde. Şeyi zaten söyledim. Görürüz. Sosyal medyada işte bunları zaten konuştuk. Bunlar evet. Kesinlikle olması gereken şeyler. Teşekkür evet. ediyoruz. Hem siz Petrol Ofisi bu konuda gerçekten kadın evet. futbolunun çok büyük destekçisi. Kesinlikle. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Peki baktığımızda şimdi kadın futbolu gelişiyor. Evet sizlerin sayesinde, sponsorların sayesinde. Ama bu hala hayal işte gelişmesi gereken noktalar var. Böyle küçük kızlar eminim hala böyle futbolcu olma hayali kurarken bir düşünüyorlardır. Yani bir şeyleri vardır. Onlara buradan mesaj verecek olsan ilham kaynağı olmak için ne demek istersin? Ya en başta Türkiye'de tanınmış sporcular olarak bizlerin onlara örnek olması gerekiyor. Bizler örnek olduktan sonra zaten onlar bize örnek alacaklardır. Evet. Ben sosyal medyadan her şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz Hatay'da bir deprem yaşandı. Evet. O bölgedeki başarılı sporcuları biz kendi kulübümüze bizzat davet ettik. Buyursunlar kapımız her zaman açık. Bizim arkamızdan bu formaya giyecek sporculara ihtiyacımız var. Çok çalışsınlar. Engellere takılmasınlar. Evet. Ben hep söylüyorum bu ya engellere takılmak kötü bir şey değil. Bu Hı-hı. engelleri aşmak sizi her zaman yükseltir. Evet. Onlara buradan sadece bunu söylüyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel, çok ben keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz ben tekrar. Ben teşekkür ederim.